Karadeniz'in eşsiz isimlerinden, sanatçılarından birisidir Orhan Gencebay. Çoğu insan aslında Karadeniz'de olduğunu bilmez bile. Evet, ilginç hayat hikayesiyle müziğe baktığı o ilginç tarzıyla karşınızda olacak bu programda. VJ Bülent'le şarkıcının konuğu Orhan Gencebay. Bassın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Dolmamış çileler, yaşanmamış dertler. Hasret çeken gönül benim mi olsun? Ben ne yaptım kader sana? Mahkum ettin beni bana. Her nefeste bin sitem var, şikayetim yaradana. Şikayetim yaradana. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Of 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 of. Of. 4 Ağustos 1944'te Samsun'da doğdu. Besteci, ses sanatçısı, şarkı sözü yazarı, virtüöz, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. 9 üniversite adına verilmiş uluslararası Montü doktorası unvanına sahiptir. Türk müziğine ortaya koyduğu ekolüyle yenilikler getirmiş ve kendi tarzını yaratmıştır. Bazı çevreler çalışmalarına bu bir arabesktir tanımlaması yapsalar da kendisi ben Türk müziğinin devamıyım demiştir. Çağdaşlığın ve teknolojinin insanlarını özgürce kullanarak ülkemin tüm değerlerini zenginleştirmeye çalışan bir Türk sanatçısıyım demiştir kendisi için. Kendisini böyle ifade etmiştir. Yaptığı müziği de Gencebay müziği, Gencebay tarzı gibi tanımlamalarla ifade etmiştir. Gencebay, müziğe 6 yaşında klasik batı müzikçisi Emin Tarakçı'dan mandolin ve keman dersleri alarak başlamıştır. Notayı ve müziğin temel prensiplerini de ondan öğrenmiştir. Kendisine her konuda destek olan ailesine minnettardır. Ailesi ona, yani Orhan Gencebay'a 7 yaşındayken bir bağlama aldı. Aslında böylece müzikle tanışması ve aşkı başlamış oldu. Gencebay'ın çocukluk yıllarında çok etkilendiği ve feyz aldığı kişi ise o zamanın en büyük şöhretlerinden ve Türk halk müziğin en iyi temsilcilerinden biri olan bağlama üstadı Bayram Arıcı'dır. Hatta Gencebay'a o yıllarda Bayram Arıcı'yı örnek alınmasından dolayı Küçük Bayram bile deniliyordu. Türk sanat müziğine de olan ilgisi Gencebay'da 12-13 yaşlarında, ki babasının ısrarıyla tambur çalmaya başlamıştır. Özellikle yaylı tambur çalmayı çok seviyordu. Yaylı tamburun sesinden çok etkilenirdi. Türk sanat müziğindeki zenginliği de hissetmişti. Makamsal zenginliklere bayılmıştı. Özelliklerini ve seslerini, hatta yapısını dünya çapında bir değer olduğu kanaatine vardığından hayatında müziğe ve yaptığı bütün özel çalışmalara bunları katmaya başlamıştı. Dil yarası, dil yarası en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş. Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi. Tam aşkı bulduk derken nasıl da kaybettik sevgimizi. Türk halk müziğinde olduğu gibi bunların da birer birer incelemesini gerektirdiğini düşündü. Gencebay 13-14 yaşlarında ise çok ciddi besteler yapmaya başlamıştır.
Ruhumda Titreyen Bir Alevsin isimli çalışması Orhan Gencebay'ı ve etrafındakileri şaşırtmıştı. Nedeni, daha 13 yaşındaydı ve muhteşem bir beste yapmıştı. Türk sanat müziği ve Türk halk müziği karakterlerinde birçok eserler yaptı. Bazı dernek ve cemiyetlerin kuruculuğunda da bulundu. Yönetici olarak da görev aldı. Halk evlerinde de çalışmışlığı olmuştur. Ortaokuldan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda bas sınavına girdi ve kazandı. Devam ettirmedi ancak icra heyetinde bulundu. O yıllardan beri arkadaşı olan Arif Sağ ile birlikte konserler vermiştir. 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı. Yıl 1964. TRT Radyosu'na hem de Ankara Radyosu'na sınavlara girer Orhan Gencebay. Herkes için o yıllarda TRT Ankara Radyosu sanatçısı olmak, müzikte en üst başarıyı kazanmak demekti. En üst derecede başarıyla sınavı kazandı. Kadro müsait olmasına ve başarıyla sınavı kazanmasına rağmen birçok kişinin tepkisini aldığı için genel sınav açıldı. Bu sınavı da en üst derecede başardı fakat sınavın söylenmeyen nedenden dolayı iptal edilmesinden sonra vatani görevini yapmak için Bahriyeli olarak İstanbul Heybeliada'ya gitti. Dokunma, dokunma, ben yaralı bir gönülüm, vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma. Anlaşmak bir bakış, bazen de seviyorum demektir. Anlaşmak bir gülüş, bazen de bir özür dilemektir. Gencebay şöhret olduğu 1969 yılından itibaren günümüze kadar 31 sinema filminde başrol oynamıştır. Müzikte gördüğü ilginin devamını filmlerde de sürdürmüştür. Yapmış olduğu filmler gişe rekorları kırmış. Bunun yanı sıra ise 4 TV filminde başrol olarak yer almıştır. 1000'in üzerinde bestesi bulunan Gencebay, bunlardan 300 kadarını kendi seslendirmiştir. Orhan Gencebay çok büyük bir rekora imza atmıştır. Bütün müzik tarihi ve yaşantısı boyunca 70 milyon bandrollü plak satmıştır. Bu büyük bir başarıdır. 70 milyon civarında plak, kaset ve CD'dir bunun toplamı. Sektörün en büyük düşmanı olan ve kan kaybı olan korsan tirajını da kattığımız zaman bu tiraj 300 milyon civarına ulaşmıştır. 70 milyondan 300 milyona. Bu tirajlar dünya çapında herkesin ulaşamayacağı bir tiraj rekorudur. Orhan Gencebay'ın 70'li yıllarda ilk evliliği Beyaz Kelebekler grubundan eski solist, ses sanatçısı Azize Gencebay'dır. Altan isminde bir oğlu olmuştur Azize Gencebay'dan. Daha sonra oğlunun annesinden boşanan sanatçı, Tanrı katında eşimdir dediği Sevim Emre'yi kendine hayat arkadaşı seçmiştir. Sabahlara kadar içsek sevişsek, ne ben işe gitsem ne sen ayılsan, derin bir uykunun dibine düşsek, içim ürperiyor ya evde yoksan, içim ürperiyor ya evde yoksan. 1974 yılından bu yana birlikte olan ünlü çift beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyorlar. Oğlu Altan Gencebay hala Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir. Büyük üstada huzurlu, mutlu yıllar temenni ederiz. Ve geldik bir programın daha sonuna. Bir müzik adamı, bir efsaneyi ekranlarınıza getirdik. VJ Bülent şarkıcı bitiyor. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.
Hatasız kul olmaz hatamla. Sev beni dermansız, dert olmaz dermana. Sal beni, kaybettim kendimi. Ne olur bul beni, yoruldum halim yok. Sen gel de al beni feryada. Gücüm yok feryatsız, duy beni. Sevenlerin aşkına ne olur sev beni, sev beni.